Seçim aksiyonunun birkaç tane uygulamasını yapalım. Daha çok zorlu hesabı, en çok zorlu hesabı kullandı. Tabii en önemlisi, en temeli iyi bir küme ailesi. Elbette eksi bir küme ailesi. Bunun bir anlamı vardır. Yazayım onu ne olduğunu. Yani I bir küme en üst kümesi de buna. Bir de bir fonksiyon alıyoruz. F. Bir de böyle bir curly x, güzel x. Bu da bir küme. Ve bir de bir fonksiyonum var. I'dan x'e gider. Bu demektir aslında. Küme ailesi bu demektir. İ'nin imgesi f'yi. Bunun bir elemanı, bir küme, bir küme ailesi değil mi? Küme. Zaten her şey küme ama yani sayı ailesi de diyebilirdik, bir şey diyebilirdik. Küme, bir küme ailesi. F'yi burada, bu F'yi yerine X'i yazmışım sadece. Tamam, bir küme ailesi bu demektir. Okullarda, benim okuduğum kitaplarda da şey demişti, her i için bir X'i seçiyoruz. Tabi seçimi yapabilmen için, değil mi? Böyle bir fonksiyon olması lazım. Ve hiçbir x'i her i için x'i boş köyden farklı olsun. O zaman kartezyen çarpım x'i bir i diyelim boş köyden değildir. Şimdi diyeceksin bu ne? Bunun tanımını vermem lazım değil mi? Bunun tanımını vermem lazım. Bu nedir? Okullarda, okuduğum kitaplarda, basit kitaplarda, üniversite 1'deyken, lise sondayken filan dedik bunun elemanları böyle aileler. Bunun elemanları bunlar. Öyle ki her i için x i ile. Yani ne bu aslında? Bu i, i'deyken. Bu da küme ailesi. Efendim? I, i bir küme. Başkan bir küme. I. Bu ne demek bu? Bu aslında, bu aile, aynen burada olduğu gibi. I'dan nereye giden fonksiyon bu? Buradan bizim her i için bir x'i seçeceksin değil mi? Seçimde böyle seçilmez tabii. Ne olması lazım? Bir fonksiyon olması lazım. I'dan bileşim x'i ile fonksiyonlara bakıyorsun. Evet. Yani. Abi koşulum var. Her i için bu fi x'inin birimi olması lazım. Bu aslında bunlar kümesi. Öyle ki her i için ne yapıyor bu? Şimdi burada fi var. Burada belki çok fazla küme olabilir. Gereğinden fazla. Sadece fi'ye bak. Bu da bizi sadece fi ilgilendiriyor. Yani imgeyi ilgilendiriyor. Onu seçmiyor muyuz? Şimdi burada yani önemli olan burada x kümesi değil. X çok büyük olabilir. F'nin imgesi önemli olan. Fi kümesi bizi ilgilendiriyor. Mesela fi sabit fonksiyon olabilir. Hep aynı küme. Ama x milyarlarca elemanı var. Yani ihtiyacı yok ki. Yani x yerine istersen, bu da x yerine istersen fi alabilirsin. X'in bir alt kümesi tabii ki. Ve bunların birleşimi de bir küme o zaman. Yani fi'ların birleşimi alıyorsun. Yani burası, şu bu birleşim fi. Başka deyişle birleşim
İ'deyken fe'illerin birleşimi. Yani bu da eksi demiştik ya işte. Onların birleşimi. Bu fe'i de x'i de. Değil mi? Öyle yapıyoruz. Yani burada x sıfır var diyelim ki. 5 x sıfır yoksa f sıfır 5 olamaz. Fe'i illa ki x'in bir yanı olacak. Bu. Bu boş küme değil. Niye boş küme değil? Şimdi bu f'nin bir seçim fonksiyonu yok mu? S diyelim ona. Hiçbir x'i de boş küme değil bu arada. Bunu s diyoruz. Buradan bu eden bir s fonksiyonu var. Bileşim neye gidiyor? Bileşim x ile bileşimine gidiyor değil mi? S, F, I. Yani S bileşke F'yi İ'de dertliyorsun. Bu işte böyle bir fonksiyon. Bu, hep bu X'iyle. Seçim akşamı sayesinde bunun boş küme olduğunu anlıyoruz. Eğer her X'iyle aynı eleman olsaydı, sıfır olsaydı mesela, o zaman boş küme olmayacaktı. Sabit sıfır fonksiyonunu al. Ya da bazı kümelerinde sıfır, bazı kümelerinde bir olsaydı, hangisi varsa onu al, değil mi? Yani bir yöntemim varsa, eğer bir formülüm varsa, o zaman boş küme olmadığı kanıt nasıl seçim aksiyonuna ihtiyacın yok. Ama x'iler çok vahşi kümelerse, ne olduğunu bilmiyorsan, her birinden bir eleman seçmek yapamazsın, değil mi? Seçim aksiyonu olmadı. Seçim aksiyonu bana izin veriyor. Bu da son derece doğal bir şey. Yani kartezyen çarpımın boş küme olması istemiyoruz. Yani iki tane x varsa, bir tanesi x, bir tanesi y. X'e boş küme değil. Her birinden bir eleman seç. Bir tanesinden x'e, bir tanesinden y'e seç. Al sana x'e, değil mi? Boş küme değil. Yani sonlu sayıda kartezyen çarpım için buna ihtiyacın yok. Sonsuz sayıda kartezyen çarpım için ihtiyacın yok. Ya da diyelim ki bunun elemanları i sıralanmış. Bileşim x'in elemanları. O zaman x'in içinde en küçük elemanı seç, değil mi? Evet. Mesela. Ama dikkatli ol, o iyi sıralama da seçim aksiyonu tarafından verilmiş olabilir. Hı hı. Yani biz sadece doğal sayıları ya da işte sayılabilir sayıları seçim fonksiyonu olduğunu biliyoruz. Kartezyen çarpım yapmak için kullanacağım kümelerin de iyi sıralanmış olması lazım. Hayır. Yani tabii. Şimdi genellikle eğer bu doğal sayılardan kodlanmışsa o zaman böyle yazılır. x0 çarpı x1 çarpı x2 yazılır. Böyle yazılır ve elemanları da bir dizi olarak gösterir. x0, x1, x2. Ama bu zaten öyleyse. Anlatabiliyor muyum? Yani bu eğer sayılabilirse bir sıralanmışsa böyle yazarsın. Ama bunların x'iyle iyi sıralamış olması gerekmez. Bunda herhangi bir sıralama yok. Yok, şurada dediniz ya iyi sıralamış olabilir diye. Bu bileşim iyi sıralanmış olabilir. O zaman bu S fonksiyonu mesela F'yi kümesinden en küçük elemanı seçer. Onun kartezyen çarpımından elde etmiyoruz onu. Evet, bileşim X'in bileşimleri. Bir tanesi bir ordinal kümesi olabilir. O zaman bileşim de bir ordinal biliyorsun. İyi sıralı en küçük elemanı seç. Bu çok doğal bir şey, doğal bir sonuç. Yani bunun gerçekten boş küme olması istemiyorsun. Bunun boş küme olması istemiyorsan da seçim aksiyonu ihtiyacın var. Bu doğruysa seçim aksiyonu da doğru zaten. Değil mi? Bunun her elemanı aslında x'ilerden bir eleman seçiyor. Evet. Şimdi bir sürü uygulaması var tabii ki. Çok önemli bir uygulaması var. O da her vektör uzayının bir tabanı vardır. Sen vektör uzayı ne dedi bilmiyorsun, taban da ne dedi bilmiyorsun. Taban bilmiyorum. Tamam, vektör uzayı biliyor musun? Biraz. Ama herkes bilmiyordur. Ben onu reellere uygulayacağım. Aslında, evet. Şöyle yapalım önce, bir teorem yazayım. Belki senin anlamayacağın bir teorem. Sonra onun başka bir versiyonunu yazacağım. Ama kanıtları aynı olacak, hiç fark etmeyecek kanıtlar. Tamam? Yani bazen mesela bir çok özel bir durumda bir kanıt yaparsın. Ama o özel durumları hiçbir tanesi kullanmıyordu. Çok daha genel bir şey kanıtlamışsındır. Teorem şunu diyecek. Senin belki anlayamayacağın genellikle bir şey. Her modülün
V üzerine. Hem V bir halka. V bir halka. Hem modülü, hem V modülü. Maksimal. Lineer. Bağımsız. Altkınası vardır. Ve burası zona zona kullanacak. Sonuç kullanmayacak. Ve eğer ve bir cisimse F maksimal. V bir cisim demek, V cisim olduğunda modüle zaten vektör uzayı denir. Eğer V bir cisimse, yani M bir vektör uzayıysa, her maksimal lineer bağımsız alt küme bir tabandır. Şimdi bunları özel bir durumda seni anlayacağım için yazacağım. Ondan sonra kaplayacağız. Modüle M diyelim. Bu modülün adı M olsun. Ha? O M ile aynı. Aynen. Evet. Modüle M dedik. Şimdi aynı M tabii ki aynı M farklı halkalar üzerine modül olabilir. Ne olmasın ki? Halka ne? Bilmiyorsun öyle değil. Ben sana şimdi iki tane halka ne vereceğim? Bir tanesi R eşittir tam sayılar. Halkada ayrıca işlemler de vardır. Toplaması, çarpması da birlikte, tamam mı? Bu birinci örnek, bu bir halkadır. İkinci örnek R eşittir Q. Bu da bir halkadır. Tam sayılar ve kesir sayılar kümesi. Toplaması ve çarpması ile birlikte. İkisi arasında bir fark var. Burada mesela 2'nin tersi yok, çarpımsal tersi yok. 2'nin çarpımsal tersi 1 bölü 2. 1 bölü 2 bir tam sayı değil. Ama burada 0'dan farklı her sayının bir tersi var. O yüzden bu bir cisim. Şimdi M yerine de reel sayılar kümesi alacağım. Çok. Yani bu sayılabilir, bu da sayılabilir. Veya sayılar sayılamaz diyoruz. Veya sayılar çok mümkün mü? Bu M'yi iki türlü görebilirim. Bir Z modülü olarak görebilirim. Bir de Q modülü olarak görebilirim. İki ihtimal. Z modülü. Ya da bir Q vektör uzayı. Q modül ya da aynı şey. Çünkü bir cisim. Cisim o zaman. Q vektör uzayı. Her halükarda bu V'nin elemanlarını toplayabilirim. Çarpmayı hiç kullanmayacağım. V'deki çarpmayı kullanmayacağım. Yani pi kere kök 2 çarpacağım işte o. Ama burada tam sayıları toplama ve çarpma hakkım olacak. Burada da toplama ve çarpma hakkım olacak. Bunlar da, burada toplama ve çarpma var. Bir şey daha var. Q'nun elemanlarıyla V'nin elemanlarını. Ya da Z'nin elemanları ve V'nin elemanları çarpabileceğim. Tamam. Yani Z çarpı V'den V'ye giden ya da Q çarpı V'den V'ye giden fonksiyonlar var. Ne yapıyor bu? Buradan A al, buradan X al. A kere X o kadar. Soldan da alınıyor, sağdan da alınıyor. Tamam. Yani P ile 1'i çarpacak mısınız? Bir de pi çarpacağım, evet. O, tamam.
Şimdi lineer bağımsız denekler. X alayım M'den. R'de ya bu ya bu olacak. Tamam. Başka bir şey de olabilirdim R yerine. Tamam. Yani bu da bilmem Z'ye kök 2 ekle. A artı B kök 2 gibi şeylere bak. Onların toplaması var, çarpması var. O da bir halka. Önemli ne oldu? X M'nin alt kümesi. Lineer bağımsızlık genelde V'ye göre değişir. V halkasına göre değişir. Hangi halkaya göre ama Q'da ve Z'de değişmek ikisi de aynı şey oluyor. Eğer şimdi şöyle bir şeye X'ten elemandan seçelim. Son sayıda eleman seçelim. Ve bunlar birbirlerinden farklı olsunlar. Hiçbir diğerine eşit olmasın. Farklı eleman. R1, RN'de, R'de olsun. İstersen Z'de, istersen Q'da. R1, X1 artı RN, XN. Böyle bir şey, X'lerin lineer kombinasyonudur. X'in diyelim yani, X'in. X'in. Bir lineer kombinasyon. Özel bir lineer kombinasyon var. Her birini sıfır alırsan sıfır edersin. Demek ki sıfır x'lerin bir lineer kombinasyonu. Belki ama başka türlü de bu sıfır olabilir. Böyle bir şeye lineer ilişki denir. Modülde bu şöyle gör. Bu V'leri sıfat olarak gör. Bu X'leri de nesne olarak gör. Tamam. Çarpıyor. Bu sayı sıfatı bunlar. Tamam. Bir karpuzun 5 bölücü, başka bir karpuzun 7 bölücü, 8 bölücü falan gibi bir şeyler. Tamam. Ya da ayvalı. İlişki, böyle bir ilişki sadece V1, V2, Vn sıfırken olabiliyorsa o zaman o x'lere lineer bağımsız diyelim. Sayısı. Tamam. Yani bu yani bu 5 al, bunu 5 al, bunu 3 alıp, bunu 7 alıp hiçbir, hepsi birden sıfır olmadan bunu sıfırlayabiliyorsam o zaman bu x'lere lineer bağımlı denir. Bu hepsi sıfır olduğu zaman da onu da Trishka'dan lineer bağımlı. Trishka'dan lineer ilişki diyelim. Trishka yani. Tabii ki. Ne olursa olsun. Eğer farklı eğer x'in farklı elemanları arasında sadece Trishka'da lineer bağımlılık olabiliyorsa, lineer ilişki olabiliyorsa, başka bir şey olmayacak, sadece olacak. Olabiliyorsa o zaman X'e lineer bağımsız değil. Bağımsız alt küme. Aksi halde lineer bağımlı. Mesela 3 bölü 5 ile 7 bölü 9 bu V'nin bir alt kümesi. X bu olsun. Bu lineer bağımlı.
Çünkü bunu 7 kere 9 nabız bunu. 7 bunu 7 kere 7 kere 5 ile çarp bunu. Bir tanesini. 3 bölü 5. Bunu da 6 7 onda 3 çarpı 9 ile çarp. Eksi 3 çarpı 9 ile çarp. Hesaplama göre 0 etmem lazım. Doğru mu? 3 var, 3 var. 5 var, 5 gitti, 9'a gitti, 7 var, 7 var. Evet, 0. Ve bu da 0 değil, bu da 0 değil. Demek ki bunlar lineer bağımlı. İki tane kesin sayı lineer bağımlı olamaz. Lineer bağımsız olamaz. Bir kümenin içinde sıfır varsa da o küme lineer bağımlı olamaz. Diyelim ki bu sıfır olsun. Evet. Hepsini sıfır al, bunu beş al. Değil mi? Sıfır lineer bağımsız bir kümede bulunamaz. Boş küme lineer bağımsız. Lineer bağımlı olacak elemanı yok ki. Eğer A bir reel sayıysa ama sıfırdan farklıysa A bu tek başına lineer bağımsızdır. Diyelim ki R kere A sıfır, A sıfır olmalı göre R sıfır olmak zorunda. Demek ki mesela bir sayısı mesela tek başına bir, lineer bağımsız. 5 de öyle, pi de öyle, hepsi öyle ama sıfır değil tabii ki, sıfır çalışıyor çünkü. Reel sayıda 1 ve kök 2 lineer bağımsız. Çünkü alt renkliğim R kere 1 artı S kere kök 2 R ve S kesin sayılar 0 oldu. S 0 ise o zaman R de 0 olmak zorunda. Bitti. S 0 değilse ama o zaman kök 2'yi kesin sayı olarak gösterebiliyorsun. Eksi R bölü S olarak. Çelişki. Şunu görüyorsun. 1, kök 2 ve kök 3 bunlar da lineer bağımsız. Üçü birden. Pi'yi de ekleyebilirsin. Pi kareyi de ekleyebilirsin. Yani reel sayıların bayağı lineer bağımsız bir alt kümesi var. Tamam. Şimdi amacın reel sayıların içinde maksimal lineer bağımsız alt küme bulmak. Maksimal dediğin zaman atmak kendisi gereken şey zor mesela. Ne yapacağız? Yani teorem şimdi, bu teorem anlatan şey ise diyor ki reel sayıların diyor, ister Z üzerine ister Q üzerine maksimal lineer bağımsız bir elemanı vardır diyor. Baksana diyor ki reel sayıları Q üzerine mod olarak görürsek diyor, o zaman bu maksimal lineer bağımsız küme aynı zamanda tabandır diyor. Yani her elemanı o elemanlar cinsine yazabilirsin. Lineer kümesine yazabilirsin. Üreteş kümesi aynı zamanda. M'nin, V'nin maksimal lineer bağımsız altınızı alır. Teorem. Bu teoremle kanıtı aynı olacak, tamam aynı olacak. Yani hiç senden bir şey saklığım yok. Sadece tanımda saklığım belki o kadar. Kanıtla bakalım, anlamaya çalış. Tabi maksimal diyeceğim, değil mi? Zaman hesabı. Unutmayacaksın bir yerde. Evet.
Zon hesabını uygulayacağım Z kümesi. X lineer bağımsız. X Z boş küme değil çünkü boş küme Z'nin içinde. Yani şimdi boş küme lineer bağımsız bir kümeydi. Şimdi bunun sıralama da nedir? X, Y'den küçük eşit. Ancak ancak X, Y'nin alt kümesi ise. Yani bu sıralama. Şimdi Z'yi alıyorum böyle. Z'yi alıyorum. Boş küme en küçük elemanı. Maksimal eleman var mı? Maksimal eleman bağımsız küme var mı? Ona bakacağım. Bakalım zorun önsalın koşulları sağlanıyor mu? Birincisi Z'nin boş küme olmamasıydı. O sağlanıyor. İkincisi ben bir zincir aldığım zaman bu zincirden daha büyük eleman var mı? Evet zincir. Bunlar Z'nin elemanları. Yani lineer bağımsız kümeler. X'ler, Y'ler, Z'ler falan ama iki tane X'i aldığı zaman bir tane Z'nin alt kümesi olacak. Zincir demek o demektir. Yani tam sıralı. Alt küme olma ilişkisiyle tam sıralı. Bunların da hepsinden daha büyük bir aday da olabilir. Her zaman olduğu gibi. Bunların birleşimi. C'deki elemanların birleşimi. Yani eşittir. Birleşim X, X, Y'deki. Bakalım şimdi bu Z'de mi gerçekten? Bu Z'de koydum ama ben koydum bir olmaz orada değil. Yani acaba o birleşim lineer bağımsız mı? Son sayıda eleman alacağım. Onun bir lineer kombinasyonunun 0 eşit olduğunu varsayacağım. Sonra kat sayıların hepsinin 0 olduğunu söyleyeceğim. X1, X ne? Bu bileşim C'nin şunun bileşim X, X, C'deki. Birbirinden farklı olsunlar. Ve V1, VN'de halkadan olsun. İster Z'den, ister Q'dan. Diyelim. V1, X1 artı VN, XN eşittir 0. Sonra ve acaba V'ler hepsi birden 0 eşit olmak zorunda mı? Acaba V'yi eşittir 0 mı? O zaman lineer bağımsız olur. Yani trişki, sadece tek bir lineer ilişki, trişkadan lineer ilişki. 0 kere x1 artı 0 kere x2. O zaman tabii x0 eşit olacak. Şimdi bu x1 x2'ler buradan, bileşimden. Demek ki her x'i içeren, bu x1 içeren bir x1 var. X1, bu X1'de, bu da C'de tabii ki. X'de, X'de diye bana, bu da C'de. Olsun. C bir zincir. Ne tane eleman var? Bunlardan bir tanesi en büyüğü. Diyelim X'i. Ya tüm diğerlerini kapsar. Alt küme olarak kapsar. Yani X1 de X'in alt kümesi, X2 de X'in alt kümesi, her biri X'in alt kümesi. X'in alt kümesi. Hepsi. Değil mi? Tam sıralı olduğu için iki aşağı ölç ölç bir tanesi en büyük çıkacak. Demek ki bu elemanların hepsi X, X'i demiş. Ama C demiş yani. Buna bir tanesi demiş.
Ama bu x'i lineer bağımsız da. Bu değil mi? Z lineer bağımsız kümeler kümesiydi. X'i lineer bağımsız olduğunda. Bunun arasındaki, x'i ile arasındaki yegane lineer bağımlılık, lineer ilişki, Tirşan'dan ilişkidir. Yani V1 V'nin spor makbulundan olduğundan devamlı bir yazıyor. V1 eşittir V2 eşittir V'ne eşittir 0. Demek ki bileşim C bu demiş gerçekten. Demek ki her zincirden daha büyük bir eleman buldu. Zor yöntemine göre maksimum eleman olabilir. Tamam mı? Bu tür kanıtlar çok kullanılır çünkü lineer bağımlılık sonlu eleman arasında geçen bir şeydir. Sonlu eleman, sonlu sayıda eleman arasında. Ya, çok var bunun gibi kanıtlar. İkinci kısmı kanıtlayalım. Q durumunda V bağımsız. Ve ya Z ya da Q. Genel kalıp aynen böyle. Hiç fark yok. Hiç fark yok. Modülün tanımını biliyorsan, halkın tanımını biliyorsan, M yerine modül oluyorsun, V yerine halka oluyorsun. Aynı kanıt. Şimdi V bir cisim olduğunda, ne bir cisim? Her eleman tersine olacak olduğunda, bu maksimal lineer bağımsız kümenin, bunun ya da herhangi bir tersinin, M'yi ürettiğini göstereceğim. Her eleman o maksimal lineer bağımsız kümenin elemanlarının lineer kombinasyonu olacak. Onlar tabi üretilecek. Q ise genel durumda V bir cisimse, yani her elemanın sıfır olmayan her elemanın çarpımsal tersi varsa, Q ise her maksimal lineer bağımsız küme V'yi üretir. Ne demek? Seni söyleyeceğim şimdi. Üretir. Yani buradan bir tane V al. Bu maksimal lineer bağımsız kümeye X diyelim. Bu da X olsun. Ve o zaman öyle X1, X'liğe vardır ki son sayıda X'te. Ve öyle son sayıda V1, V'liğe vardır ki V'de. Bu V demeyelim buna. Buna M diyelim. Modülün M'si M diyelim. M eşittir. Vardır ki M eşittir. V1 kere X1 artı V'nin ekleri ve X'in olur. Tamam. Ve yine bağımsız olduklarından başka türlü yazamazsın. Bunu başka türlü yazacak olsan hepsi bu tarafa geçer. Tırışkan olmayan bir lineer bağımlılık edersin ki imkansız. Tek bir yazılım var yani böyle tek bir şey yazabilirsin. Yani her eleman bu şu V1 ve N tarafından belirlenecek. Tabii ne değişebilir, değil mi? Biz üstünde yok ama sonsuza kadar da gidemez. Peki niye öyle? Bu X maksimaline bağımsız aldım. Bu tür yazılan elemanlara bakalım. M burada. Biz M'nin V olduğu durumuna bakıyoruz ama diğer kalıp aynen dediğim gibi. X burada. Bu maksimal lineer bağımsız. X ile üretilen alt modüle bakıyorum. Yani X'in elemanlarının tüm lineer kombinasyonlarına bakıyorum. Onu bundan şu
Böyle yazılı bu. X tabletler modül olarak yazılı. Nedir bu? R1 X1 artı RN XN. N doğal sayı. Hangi doğal sayı? N sıfırsa bu toplamın sıfır olduğunu varsay. Yani doğal sayı. X'ler X'ten. R'ler de R'ler. Bizim durumumuz da Q'dan. Neyi kanıtlamak istiyorum? Her elemanın böyle yazıldığını kanıtlamak istiyorum. Yani buradaki eşitliği kanıtlamak istiyorum. Bunun buna eşit olduğunu kanıtlamak istiyorum. Diyelim ki eşit değil. Yukarıdan bir eleman alacağım. M. M elemanı yukarıda ama aşağıda değil. Yani M, büyük M elemanı ama bunun böyle yazılamıyor. Ne yapacağım? Amacım ne? Daha büyük bir şey bulmak değil mi? Daha birbirine bağımsız küme bulmak. X'ten daha büyük. O da ne olacak? X'e M'yi ekleyelim. X'e M'yi ekleyelim. Bu tabii ki daha büyük çünkü M yukarıda. Ta nerede? Bu arada X tabii ki bunun çeşidi değil mi? Burada N'yi 1 al. X1'de, V1'de 1 olsun. Her eleman gördüğün gibi burada olacak değil mi? X, X'in ideal konvansiyonu tabii ki. X'i çeviriyor. Dolayısıyla bu M X'te değil. Dolayısıyla X1'in M daha büyük bir küme. Şimdi bunun lineer bağımsız olduğunu göstermeye çalışacağım. Alalım buradan N tane eleman. X1, XN. Bir de M'yi aldık. Lineer bağımlılık böyle bir şey aslında olabilir. Dışkıdan olmayan lineer bağımlılık. Bunlar arasında, bunlar lineer bağımsız. Onu biliyorum. M'ye ekleyince acaba hala daha lineer bağımsız bir küme elde edeceğim. Bakalım. Toplayalım bunları. R1, X1 artı RN, MN, RN, XN artı RN eşittir 0 olsun. Şimdi bu V 0 olmaz. Bu V 0 olsa o zaman bu 0 olacak. O zaman da V1, VN 0 olacak. Değil mi? Zaten daha doğrusu eğer V eşittir 0 ise I am done. Bitti. R eşittir 0 ise bu vasıtayı çiftlerden kurtulduk. Bunlar farklı elemanlar. Dolayısıyla lineer kombinasyon bulduk. Lineer ilişki bulduk. Teşkil olmak zorunda. Demek ki V1, VN de 0'mış. Bu da 0'dı zaten. Hep 0'mış. Eğer V 0 değilse bu sefer V'ye bölebiliyorum ya. O yüzden V'ye bölebiliyorum. Q'dayım çünkü. Halkam Q. 1 bölü M diye bir şey var. Z'de olsaydı halka Z olsaydı olmazdı. 3 olsa 1 bölü 3 yok. Şimdi bu durumda R sıfırdan farklıysa o zaman ise o zaman M eşittir eksi V1 bölü V X1 artı eksi VN bölü V X'd bu da olacak. Çelişki. Bir halka üzerinde doğru değil. Şimdi ne? R'leri almayalım, hayır. Q'yu alalım. Modül olarak Q'yu alıyoruz bu sefer. Z'de V'yi alıyoruz. V'de Z olacak sadece. Maksimal lineer bağımlı kümenin, bağımsız kümenin tek bir elemanı var. A. Bu kesin sayı. Ha. Başka bir tane daha yok. Gördük biraz önce. İki tane kesin sayı lineer bağımlı olmak zorunda. A. Eğer bu, o zaman A tarafından ötürmüş modül ne olacak? Z'ye olacak tabii ki. Bu da her şey işte olmayacak. Bu 3 bölü 7 ise bu mesela. Bu 3 bölü 7 ise eğer faydalı hiçbir zaman 5 bulamayacaksın. 49 da bulamayacaksın. Böyle bir şeye hem lineer bağımsız olacak hem de üretecek ona taban denir.